kabus gibiydiler. Etrafıma bir sürü kalkılmış, toplanmış. Biri bırakıyor, biri vuruyor. Biri bırakıyor, biri vuruyor. Ben de arabada demelenip duruyor. Boğaz köprüsüne düşmüş. Koyun gibi. Keşke bu bir ürüye alsaydı. Karla neredeyse linç edeceğiz. Etrafı bok götürüyor. Demizlikçi yok. Kalkılmış yok. Tepesine binebileceğin kimse yok. Lan mutlu yuvamız dağılıyor mu? Ne diyor yoksa? Ev sahibi kirada kirada. Bakkal veresiye vermiyor. Hep de para yok. Lan ben de kalkılmış gibi bir sığınma evim bulsam ne etsem ya. Yok anam, başkasından iste. Hepinizden istedim be, hepinizde aynı laf. Yok, yok, yok. Sanki içeride yankı yapıyor. Cebi delikler ordusu. Lan, kendinizden utanın be. Konuşana bak, hem borç istiyor hem de ne diyor? Çelişkiye düştüğümün farkındayım ya. Para tuzluktan mantıksız konuşuyorsun, tamam. Ya beni bu haleti rüyadan kurtarmak için 1 milyon borç versin. Önce eski borçlarını de. Hangi eski borçlu? Bak onları bile hatırlamıyorsun. Ya hatırlıyorsun da ya ben onu verdim de hatırlıyorum. Ben sen şimdi bana 1 milyon daha ve ben ikisini beraber vereyim. Vermem kardeşim. O zaman 500 bin. Sana günahım vermem. Sana para vereceğime denize atarım daha iyi. Belki Lodos'a geri gelme ihtimali olur o zaman. Ben, ay senin Lodos'una da, Karayeli'ne de, Keşişleme'ne de, Poyraz'ına da vermeyeceksen vermeyeceksin de lan. Lafına dolandırıyorsun. Dangalak. Bu benim yeni formum Şahit Bey. Hem size hem de eşinize yararlı olabilir. Siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Sen sus, gözlerim konuşsun. Sen sus, yeter ki ömrüm gitsin. Şahit Bey, çok hoşsunuz ama sadece bunu gözlerimle anlatamam, bu somut bir olay. Biraz da sözlerime kulak. Ha, affedersiniz, ne diyordunuz? Bu benim yeni mucize formüllü ilacım. Ve müthiş bir saç çıkarıcı. Şahit Bey, diyorum ki bunu hem zaruret hanımın kaşlarını çıkarmasında kullanabiliriz. Yani bir de şey var. Yani... Anlıyorum. Şahit Bey, lütfen, lütfen yanlış anlamayın. Ya saçlarınız şu tena haliyle de çok şirin ama... Biraz kalabalık bir şirinlik istiyorsanız bunu kullanacağım. O zaman kendilerine bir sorayım. Nasıl ya? Saçlarıma yani hepsini tek tek isimlerle tanırım da. Sen Murtaza ne dersin? Ha öyle mi? Tamam tamam. Peki sen Ayşegül sen ne diyorsun? Tamam. Peki sen Niyazi. Niyazi sen ne diyorsun? Tamam. Ne diyorlar? Ha, tamam. Olur diyorlar. Sayıları o kadar az ki canları sıkılıyormuş. Eşiniz de kullansın, siz de alın. Yalnız bundan çok az kullanacaksınız ve şu Ayıp Bey çok önemli bir şey bu. Saçlarınıza yavaş yavaş friksiyon yapacaksınız. Ben friksiyon yapmayı gerçekten çok severim. Bak friksiyon dedim aklıma Çınarcık geldi. Çınarcık'a gideriz değil mi? Şahit Bey friksiyonu nasıl yapılacağını ben size isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle yavaşça saç diplerine doğru masaj yapıyorsunuz. Ovuşturarak parmaklarınızı ve o kadar bastırmadan yavaş. Başıma kelebekler konuyor sanki. Ne oluyor ben? Ödümü kopardım ben. İsmi lazım değil geldi sandım. Ne var ne? Affedersiniz. Özel konuşuyorsanız ben gideyim. Hayır özel konuşmuyoruz. Tam aksine gayet genel konulara değiniyoruz. Tabii. Genel kurmay başkanlığı, genel kurul, genel idareler, genel ev, rak. yani genelde seni ilgilendirmeyen konular. Şahit Bey ben izninizi rica ediyorum. Görüşürüz. Umarım daha müsait zamanlarda. Nasılsınız Azra canım? Teşekkür ederim Mersi. Sen nasılsın? Vallahi ne diyelim kötüyün. Ev sahibi kiraya atıldı. Kalkılmış beni terk etti. Mali vaziyetle boktan. Üstelik kafamın tam şurasında rahatsızlıktan kaynaklanan bir ağrı var. Lan karı hem nasılsın diye sordu hem de cevabını dinlemeden çekti gitti be. Ulan kadın sana nezaketen hatır sordu.
Sen tutup hayat hikayeni hiç gıcıklayıcı bir ifadeyle arkası yarın haline getir. Evet, ne vardı? O kadar giriş taksimi yaptık, boşa mı gitti yani? Mali işler dedik, ev sahibi dedik. Para istiyorsun yani. Akıllı adamsın vesselam Şahip Bey. Lep demeden yanında Irak'ısını bile anıyorum. Yanlış zamanda geldin. Zaruret bugünlerde kıskanç ve kaşsız bir dişi kaplan gibi. Zırnık koklatmıyor bana. Yani anlayacağım, Çel'in ilacı olsa... neyse, atasözlerini bir tarafa bırakalım. Yani diğer bir deyişle başka kapıya. Etme Şahip Bey, sen de vermezsen ben nereden para bulacağım? Kazanmayı denesen. Denemedim mi sanıyorsun? Ama ya şansım hiç yaver gitmiyor Şahip Bey. Sayısal lotoda hep ikide kalıyorsun. Altılı ilk ayakta yatıyor. Toto desen. Ben çalışarak kazanmaktan bahsediyorum. O ne güne? Ha anladım, bana iş teklif ediyorum. Tamam kabul, senin yanında çalışabilirim. Ama öcük biraz avans verirsen tabii. Parasızlık seni pek şakacı yapmış İtilmiş Bey. Acaba alnımda majüskül bir K harfi mi var? Bende keriz tipi mi var yoksa? Ulan geçen sefer malların yarısını yedin doymadın. Dolabı ve yazar kasayı da lüpletmeden yallah başka kapıya. Yani bu şimdilik olmaz mı demek oluyor? Şimdi diğer bir deyişle şöyle bir söyleyeyim. Havada bulut, sen bu bilim kurgusal hayalleri unut. Beni çok üzdün Şahip Bey. Yani rahmetli Lady Diana'nın vefatından bu yana bu kadar üzülmediydim. Bak yine de sana bir kıyak yapıp başka bir iş ayarlayabilirim. Nasıl bir iş? Anı dele.